Ah Gökay'cığım. Burada böyle biraz itiraflar gibi olacak. Sen benim canım öyle. Olduğun Aha, için evet. içimde ne varsa sana anlatmaya geldim. Telefonunu verin bana diyor. Babam. Arıyor. Gündüz Bey diyor. Sizin diyor elinize bir elmas var. Bırakın biz onu işleyelim. İzletmeyeceğim bu programı hiçbirine bu arada. Çocukluğumda yaşadığım işte ailemle, orayla burayla onların hepsini es geç, kapat. Hiçbir şey değil. Evlatla yaşadığın sıkıntının yanında. Herkes de seni zannediyor ki ooo yani kraliçe, prenses, dünya hayat size güzel diyorlar. Yok. Hala da güzel değil hayat yani. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, haberler.com'da her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de haber bahane diyoruz ve yine hayranlık duyduğunuz çok özel bir isimle söyleşimizi yapıyoruz. Bu hafta haber bahanede Türk sanat müziğinin en özel isimlerinden, genç kuşak temsilcilerinden sevgili Umut Akyürek bizlerle beraber olacak. Güzelliğiyle, o derya deniz derinlikteki gözleriyle bakalım geçmişten bugüne hayatına dair bize neler aktaracak? Hep birlikte izleyelim. Umut'cum hoş geldin. Hoş buldum Gökay'cığım. Geçmiş olsun. Böyle görünce sen böyle kapıdan içeri girdin, öyle gördün. Kanadı kırık. Kanadı bir kuş misali. Ne oldu yahu? Ah Gökay'cığım, valla işte görünmez kaza dediğim hadise. Omzumu kırdım. Şimdi gülüyorum ama bir aydır bayağı sıkıntı yaşıyorum. Yüreğimizi ağzımıza getirdim. Bir ameliyat mı ameliyat bir şeyler vardı ama evet. Sen daha farklı bir yolu seçtin evet, herhalde. Evet, ameliyat dedi önce doktorumuz. Hı-hı. Ondan sonra detaylı incelediği zaman ameliyata gerek duymadı. Kendi kendine kaynar, biraz daha uzar sürecimiz, biraz daha sıkıntılı olur ama yapmayalım dedi. Ben de tabii bu yöntemi tercih ettim. Ya yazın ödül gibi geldi sana bunlar yani. Sormuş. Nazan'a inanıyor musun? İnanmaz mıyım? Hele artık. Zaten duasız adım atmazsın bilirim seni ama. Öyle muhakkak ama tabii aslında olacağı var, kader de var. Nazara inanıyoruz da kadere inanmıyor muyuz? Tabii ki. Doğru başa gelecekmiş bu ki geldi. Doğru. Şimdi haber bahanede geçmişten bugüne bir yolculuk yapıyoruz Umut. Bize küçük Umut anlatsana. Nasıl bir aileydi? Nasıl bir çocukluk geçirdi? O günlere götürsene bizi biraz. Gidelim. Aslında hayal meyal çok hatıralarım bulanık biraz. Neden öyle olduğunu ben zaman zaman düşünüyorum. Belki de çok hatırlamak istemiyorum. Neden dersen. Aha. Hemen konuya şimdi böyle bir giriş yapacağım ama. Anne baba ayrılığı yaşamış bir öyle mi? Ben. Bak bilmiyordum evet. onu. Dört kardeşiz. Aha. Ama hiçbir zaman hani çok böyle huzurlu, saadetli bir aile ortamı göremedik. Kaç yaşındaydın ailen ayrıldığında? Bir kere ayrılmadıkları için, sık sık yaşadığımız için yani ben kendimi bildim. Ayrılıp barışıyorlardı. Bile, tabii. Yani baştan beri yürümeyen bir ilişkiydi şimdi gülerek anlatıyorum ama. Dolayısıyla biz oradan oraya savrulduk hep. Ve ben büyük çocuktum. Büyük çocuklar da biraz ezilirler. En büyük kardeş sen miydin? En büyük bendim. Arkamdan iki kız kardeşim daha oldu. Ben onları hep ablalık, bir nevi annelik yaptım. Dolayısıyla çok fazla böyle çocukluğumu yaşadığımı düşünmüyorum. Burada böyle biraz itiraflar gibi olacak. Sen benim canım olduğun için içimde ne varsa sana anlatmaya geldim. Biraz derdimi dökmeye geldim şeylerdi. Şuraya. Bilmediğim şeylerdi. Böyle içim vuruldu. Bilmiyordum. Gerçekten. Ya öyle çok bir şahane bir çocukluğum olmadı benim Gökay'cığım. Peki bir oradan bir oraya savruluyorduk vesaire diyordun. Annede kalmak, babada kalmak sürekli bu velayet noktasında şey mi, sıkıntılar mı vardı? Sıkıntılar oluyordu tabii. Biz genellikle annemde oluyorduk. Her okul kapandığında bütün kış boyu artık geçimsizlik hat safhaya varıyordu. O şiddetli geçimsizlik dediğimiz hadise var ya onu biz birebir yaşamış bir aileyiz. Okullar kapanır kapanmaz bavullar yapılıyordu. Biz direkt teyzemlerin yanına geçiyorduk. İşte açılmasına az bir zaman kala da tekrar varış sağlanıyordu. Böyle film gibi anlatıyorum ama yaşarken çok zor tabii bu hadiseler. Bir de çocuk olunca. En unutamadığın, yüreğine oturan şey ne çocukluğa dair? Eksik kaldığın, mahrum hissettiğin. Ay anlatayım mı bunları şimdi ben? Anlat. Gül oynaya geldik ama. Ah Gökay'cığım, ortaokula gidiyorum. Babam da rahmetli oldu şimdi, adamcağızı böyle inşallah huzur içinde yatıyordur. Çok da iyi ayrıldık yani. Sonra açtık her şeyi. Bana çok eziyet etti ya babam. Mesela? Mesela, harçlık vermezdi bana. 3 lira, 5 lira bir şey verecek, 10 kere
Beklerdim başında. Pantolonumu getir derdi uyku serseri gibi. Her gün aynı senaryo, aynı hikayeler. Yarım yamalak işte, kıt kanaat. Sonra ben İstanbul'a geldim, üniversiteyi kazandım. Çembertaş Kız Yurdu'nda kalıyordum o zaman. Topkapı'dan da her hafta gidip geliyordum. Çünkü bir haftalık para veriyordu bana. Anlatabiliyor muyum? Zaten gitmek zorundayım yani. O eziyeti çekmek zorundayım. O parayı da kök söktüre söktüre veriyordu. Yani niye böyle yapıyordu ben hala bilmiyorum. Sormadım da kendisine hiçbir zaman. Böyle kadına karşı mı bir şeyi vardı, annemden dolayı mıydı? Diğer kardeşlerime çok yapmadı. Ben onun dert ortağı olduğum için, annemin, bana da kızdı. Gücünü kızından alıyor falan gibi mi görüyordu belki, acaba? Belki de şey düşünüyordu, bu işte sanatçı olacak, kurtaracak falan. Bilmiyorum ki. Ne düşünülüyordu, ne yapılıyordu? Anneni güçsüz bir kılmak için. Bir koz olarak mı görüyordu annemin elinde beni? Belki de. Bir de ben çok içine kapanık bir çocuktum. Yaşadığım bu zorluklardandır belki. Belki kişiliğimin oluşmasında bu şartlar etkin olmuştur. Ama hiç üzülmüyorum şu anda bunlara, biliyor musun? Yaşanmış, gelmiş, geçmiş. Peki sonra uzun süre babamla görüşmedim dedin. Onun sebebi neydi? Ayrıldık. Sonrasında ikinci senesinde artık. Annem de tabii güvenecek bir dağı oldu artık. Ben İstanbul'a gelmişim. Adımızı buraya atmışız. Orada evimde çalışmaya başladım. Rahmetli teyzemin eşi askerdi. Konservatuvar yılları devam ederken öğrenciyken sahne yapmaya başladım. Girdim. Hazırlık sınıfını okudum. Birinci sınıftayken de annem ayrıldı. Üç kardeşimle kalktılar, geldiler. Hiçbir güvence yok. İşte gene teyzemler. Resmi boşanma mı oldu? Resmi boşanma oldu tabii. Geldiler ve benim artık çalışmam gerekiyor. Ve benim hayatımda tek idealim radyoya girmekti. Böyle sahneye çıkayım da şarkı söyleyeyim. Hiç bana o kadar uzak düşüncelerdi ki. Zaten çok acemilik çektim, çok zorluk çektim. Kaldı ki orada evi biliyorsun çok nezih bir ortamdır. Asker aileleri işte, düğünler falan olurdu. Hiç unutmam, Hasan abi, Hasan Topaloğlu binbaşıydı. Allah onlar razı olsun. İşte annemler gittiler, konuştular, anlattılar durumu falan. Teyzemin eşi asker dediğim gibi. Tamam dedi, başlasın Umut, kızımız burada dedi. Haftada dedi, bir iki düğün olur. Yevmiye'yle başladım. Fakat ben sahnede kıpırdamıyorum. Korkuyorum. İnsanlar beni yiyecek sanki. Öyle bir durum var. Hiç istemiyorum. Bu senin mizacından mı kaynaklanıyordu? Yoksa babanın yıllar boyu yaptığı o mobbingten mi? Hem o baskı olabilir. Belki o da olabilir. Bak onu hiç düşünmedim. Hani ne bileyim, işveli durma, bilmem ne yapma, de. Onu yapma, bu bunu benim yapma. Bu kendi karakterim ya. Bir de kafamda hiç öyle bir şey yoktu ya benim. Sahnelere çıkayım da işte popüler olayım. Niye kendini layık görmemiştin o ben dönemlerde? Ben radyo sanatçısı olacaktım. İşte çıkacaktım orada, sadece radyo söyleyecektim. Bilmiyorum, oldu benim idealim. Hiç beklemediğim bir şekilde planlar beni sahneye etti. Neye uğradığımı şaşırırım, anlatabiliyor muyum? Annen o sonra senden de güç aldı, biraz daha omuzları dikerdi. Tabii, tabii. Babanla böyle bir karayola girdi. İşte biz o sonrasında noktada ayrıldık, çok uzun süre bir ayrılık oldu. Birbirimizden hiç haber almadık. Ne o bizi kaç aradı? Kaç sene? 11 yıl. 11 yıl. 11 yıl. Peki bu 11 yıl içerisinde, anneciğin hayatta değil mi? Hayatta. Hayat, Allah ömür versin. Amin. Annenle birlikte bu hayat, bambaşka bir hayat mücadelesi ve sayfası açtığınız dönemde oh be mi dediniz? Yoksa yine bir dedik, burukluk dedik, kaldı mı? Dedik ya. Oh be mi dedik o? Tabii ki zorluklar olmadı mı? Hem de nasıl oldu? Maddi zorluklar çok oldu. Yani kadın başına bir garantin yok, maaşın yok. Hı-hı. Kira ödemen lazım, faturalar var. Üç tane de ayrı çocuğu var benden hariç, küçükler. Ama en azından o koca baskısı, yani koca şiddeti diyeyim sana, o yoktu. Şiddet var mıydı ailede? Ufak tefek oldu tabii annemle babam arasında. Sizlere yansıdı mı? Bize yansımadı ama biz şahit olduk. Şahit yani. Olduk. Evet. Peki her ya. Şeye rağmen ben en azından o dönem senin elimden geldiği kadar hani pandemi dönemiydi, kısıtlıydı her şeyimiz ama babacığını kaybettiğinde ne kadar gözyaşı döktüğünü hatırlıyorum. Evet. O sesin hala kulağımda. Evet, evet. Çünkü babam başka bir insan oldu hayatının ikinci döneminde. Herhalde pişmanlıklar yaşıyordu içinde. O 11 yıllık dönemden sonra mı? Tabii. O arada evlenmiş, öbür eşinden de bir kız kardeşim oldu. Ben tabii hiç haberim yok. Yıllar sonra bir araya geldiğimizde bunları gördük, şahit olduk. Biraz mahcubiyetini taşıyordu onun babam ya. Hiçbir zaman da ben ona ne sordum ne de o anlattı.
Sanki hiçbir şey olmamış her gibi. Her şeyi bilip yok saydınız. İçimizde, yani. İçimizde tuttuk yani. Niye böyle oldu, niye görüşemedik, sen niye böyle yaptın, o niye böyle yaptı? Hiç bunlar konuşulmadı. Peki insanın içinde, yani ne bileyim, kendimden pay biçiyorum mesela. İçime attığım şeyler bir noktadan sonra omuzlarımda çok büyük bir ağırlık olur. Ya da bir anda dizlerimin üzerine yığılmama sebep olabilir. Konuşup evet, yok etmek. Daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olmaz mı? Olamadı ya. Zaten hayat başka zorluklar getirdiği için, benim hayatımda başka zorluklar üstüne geldiği için onları da anlatırım. Bugün çok bombalar patlayacak burada galiba. Bilmiyordum bu tarafı, evet, hakikaten. Ben de anlatmayı düşünmüyordum aslında ama ne bileyim ya, madem böyle programın adı, formatı bu, doğruları söyleyelim dedim. Canımın için. Peki kardeşin, o da öz kardeşin. Tabii. Gördüğün zaman ne hissetti? Kız, sen nereden çıktın diye. O kadar benziyor ki bana. Şaka yapıyorsun. İnanamazsın. Yani öz kardeş, o da öz tabii ama anne baba birlerden daha çok biz benziyoruz. Allah Şaşılacak Allah. Şaşılacak derecede. Ben gördüğümde küçücüktü. Biz babamı aradık. Bunda da Oktay'ın payı olmuştur ama. Ara babanı falan, beni böyle çok. Ben de hazırdım tabii aramaya da. Bayram dedi işte, bilmem nerede. İlk 11 yılın sonunda sen mi aradın? Tabii aradım. Ağlaştık, mağlaştık. Sesi titredi. Annen ne hissetti? Ben bozulurdum mesela. Annem yok ya, o da biliyor musun, insan olgunlaşıyor. Her şey unutuluyor, her şey affediliyor. Peki annende şu oldu mu? Oh, bak onu çok merak ederim musun? Mesela. Çok üzüldü biliyor musun? Vefat edince. Tabii ki, o ayrı bir şey. Tabii evlenince. Evli olduğunu ve çocuklu, evli bir... Yani düşünsene, senin kocandı, boşandın. Belki 11 yıl sonra bırak kırık yapıp belki barışacaktı. Ama adam evli çocuklu karşısına çıktı. Ya. Çok sinir bozucu bir şey ya. Yaşadın mı onu? Çok onu itiraf edemese de tabii içinde... Bir şeyler olmuştur herhalde, bir fırtınalar kopmuştur. Biliyorum. Peki sizin tarafınıza geçelim. Size bu kadar kök söktüren adam bir ya, diğer ya. Bir kız çocuğu, bir diğer kız çocuğuna prenses gibi davranıyor. Tabii. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim diğer kız kardeşlerime de pek yansıtmadı. Olan bana oldu. Allah Allah. Valla öyle oldu. Ne enteresan. Peki, bilmiyorum, şehire gitti. Nedenlerini bilemiyorum. Arkadaşların, onların aileleriyle olan diyalogları, ne bileyim, özel günlerde, okullarda, küçükken, ortaokul, ilkokul zamanları hep böyle buruk muydun? Hep buruktu ya. Yani babam, ay böyle çok kötü, dünyanın en kötü babası falan değildi ama annemle o kadar zıtlaşıyordu ki, dolayısıyla onun güzel olması için çaba sarf ettiği, planladığı bir şeyleri hep böyle baltalamak, sabote etmek üzerine çalışıyordu, öyle diyeyim sana. Bir bayram, bir seyir. Onlar hep böyle hevesimiz kısa. Alkol falan alıyor muydu? Almıyordu. Allah Allah. Vallahi bir değişik bir aile ortamıydı ya. Sonradan ama diyorum ya, adamın karakteri değişmiş. O gitmiş, bambaşka böyle olgun, duygusal ve çok sevilen bir insan. Babam. Şimdi herkes şaşıracak bu programı izleyenler. Yanlış da anlaşılmak istemiyorum. Onu kötülemek için demiyorum. Diyorum ya, muhakkak karşılıklı bir... şeyden kaynaklanıyordur bu didişme, etkileşimdendir. Muhakkak karşı tarafın da hataları vardır. Çok sevilen bir adamdı babam. Vefatından sonra da o kadar üzüntü, taziye şeyleri, mesajları aldım ki ben. Çünkü çok yardımseverdi, herkesin yardımına koşardı, maddi, manevi. Öyle ya, kader böyleymiş diyorum. Çok fazla kurcalamıyorum. Ve 11 sene sonunda Oktay'ın bir lafıyla aradım. Evet, aradım. Ha, onu anlatıyordum. Ha. Kalktık gittik. Yoldan aldık babamı. Sapanca Kırkpınar Yanıkköy'de yaşıyor. Yollardan çıktı karşımıza böyle. Heyecanlanmış. Aldık onu. Ben tabii içim içime sığmıyor. Sarıldık, ağlıyoruz falan. Bir iki kilometre sonra falan da evine geldik, böyle bahçeli. Fele fabrik bir şey yapmışlar. O zamana kadar daha evliliğini bilmiyorsun. Biliyorum. Ha. Çocuğunu da duydum ama hiç merak etmedim ya. Zaten 3 tane kardeşim var benim. Ha. Ben babamı görmemişim de onu mu düşüneceğim şimdi? Ha, yani ben de küçüğüm o zaman, gençim. Kaç sene öncesinden bahsediyorum. Ben bir gördüm bunu. Küsmüş, dudaklarını böyle yapmış, kıvırcık saçlı, mavi gözlü. Bir prenses oturuyor. Kot mini etek giymiş, hiç unutmam onu. Böyle beyaz çorap aldım kucağıma. Ya kan çeker dedikleri şey var ya, yemin ediyorum o kadar doğru ki. Ben babamı falan görmedim onu gördükten sonra. Çıldırıyordum. Daha o zaman evli değilim, çocuğum falan da yok. Anneliği de bilmiyorum. Yani kendimi böyle anne gibi hissettim. İnanılmaz bir duygu. Çok tatlıydı. Annenle bir araya geldiler mi sonra? Gördü annem. Gördü. Ama annem tabii
şey, ikinci eşin çocuğu olduğu için çok böyle kanı kaynamadı galiba. Şimdi ben ama, bütün itirafları yapıyorum, nasıl gideceğim? Ama barıştılar yani. Tabii tabii. Küs ayrılmadı kimseye. Yok yok yok. Olsa her şey unutuldu. Üstüne şey, toprak atıldı. Ne diyeyim sana işte, ne diyorsan. Ama şeye çok üzüldüm. Yani gencecik bir kadınsın. Böyle pırıl pırıl bir yüzün var. Ama çocukluğuna dair bir soru sorduğum zaman... İnan ki anlatacak güzel bir hatıram yok. Hatıram yok. Yok. Gerçekten hatırlamıyorum da, yok da zaten. Hep okullarımız falan hep problemli oldu. Hep yarım kaldı. Bazen ne derler ona? Sezon ortasında gitti. İkmaller falan. İkinci döneme kalamadı. Kopuşlar oldu, gidişler oldu. Bir sürü şeyler ya. Geç mi bitirdin okulları falan? Tabii tabii. Kaybım da oldu. Çok zor, çok sıkıntılı. Zor. Yani en azından Allah'ın şanslı kuluymuşsun çok ki şükür. Günümüzde hele bu çok zor. Sizin o dönemin şartlarında hayal ettiğin işi yapabiliyor olmak ya da o eğitimi alabiliyor olmak çok, yine çok büyük çok bir lütuf. Çok büyük bir Allah'ın lütfu dediğin gibi. Hep o anlamda çok, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok dua ediyor muydun o konuda onun için? Ediyordum, ediyordum tabii. Yani o direnci kırmak, o işi yapabiliyor olmak için o önemli eğitimleri alabiliyor tabii. Olmak... Ciddi konsantrasyon ben, yani kafanın da rahat olması belki lazım. Belki bugün yapamazdım ha bunu. Vallahi. Değil mi? O zaman nasıl başarmışım? Demek ki azimliymişim demek. Ki ben öyle bir insan değilim. Çabuk pes ederim. İşte şu alın yazısı herhalde. İşte evet, o olacakmış. Yazılı yani. Yazılmış, olacakmış. Her olacakmış. Şeye rağmen. Bütün zor şartlara rağmen. Babam istemedi. İzmit'te, o zaman Sapanca'da yaşıyoruz. Konservatuar yok. Adapazarı'nda bir dönem olmuş. Eskiden tabii. Benim dönemime yetişemedim ben ona. Belediye konservatuarı kapanmış. Ne yapabiliriz falan annemle araştırıyoruz. Kim bilir nasıl bulduk, nereden haberimiz olduysa. İzmit'te Erol Sayan hocam. Ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömürler versin. Musiki cemiyeti çalıştırıyormuş. Haftanın bir günü, pazar günleri. Biz kalktık gittik oralara, yazdırdı annem beni. Nasıl oldu onları falan hiç hatırlamıyorum. Kaçak göçek gitmişizdir yine. Babama nasıl anlatacağız bu durumu? Ben musiki cemiyetine gideceğim. Haftanın her bir günü, pazar günü Sapanca'dan. Bir şekilde kabul etti. Ama ben gidemiyorum. Aksiyon maksiyon falan. Dikkatini çekiyor canım. Nerede diyor Umut diyor, gelmiyor falan. Korodan da demek ki arkadaşlarımıza falan anlatmış mıyız? Onu, orasını çok hatırlamıyorum işin doğrusu. İşte diyorlar babası biraz şey yapmıyor. Müsaade etmiyor, sıcak bakmıyor. Telefonunu verin bana diyor babam. Arıyor. Gündüz Bey diyor, sizin diyor elinize bir elmas var, bırakın biz onu işleyelim, yazık etmeyelim, yüzyılda bir gelir falan böyle. O kadar etkili bir konuşma yaptı ki, babam artık kocanın da lafı üzerine söyleyecek bir şey kalmadı ve ben o sayede gidip gelebildim. O yüzden Erol Sayan hocama çok şey borçluyum. İlk solom olmuştu Gökay için, 14 yaşındayım. Babam inanmadı, hadi canım dedi, solom ola vermezler sana dedi. Sen mi söyleyeceksin dedi, çıkacaksın koroda falan. Geldi o zaman bir inanamamıştı beni sahnede görünce. Yani ciddi bir şey çünkü orada o kadar yüksek meslek sahibi insanlar, kalabalık bir koro, doktorlar var her meslek grubundan, her yaş grubundan ve ben çıktım orada klasik bir eseri okudum. O zaman belki biraz gurur duymuş olabilir. İlk gururlanışından bahsediyorum. İlk orada mı izledin sen? Evet, ilk orada izledim. Verdiği reaksiyon ne oldu? İnanamadım abi falan oldu. Peki. Sonrasında tabii çok gurur duyduğunu biliyorum. Sonra ben artık hani Umut Akyürek olduktan sonra. Ben hani bu 11 senenin sonunda. Şunu çok merak ediyorum. Her şeye rağmen o sahneye çıkıp o soloyu yaptın ve babanın gözünün içine bakarak şarkı söylüyorsun. Senin ne hissettiğin benim için daha önemli orada. E tabii onun gözüne girmek benim için çok önemliydi. Zaten çok heyecanlı. Ya orada bile oh olsun sana inat değil de yok. Onun gözüne girmek öyle mi? Olaya hep öyle mi baktın? Hiç kimseye inat, bir şey başaracağım duygusu yok bende. Babanın sevmediğini mi düşündün hep çocukken evet, peki? Evet. Hani bizi sevmiyor ya da beni evet, sevmiyor. Beni sevmiyor diye düşündüm. Yani çok sevgi göremedim ben. Annemden de göremedim aslında da. O onun zamanın, fırsatı olmadı. O zamanın insanların da biraz bizim sevdiğimiz gibi böyle muç muç hani böyle sarılsın, öpsün vesaire olmuyor aile, çok tek fazla. Bak şimdi benim çocuğum tek. Etrafıma bakıyorum.
genelde 1 veya 2, 4 çocuk, aile kavgaları, bize sıra gelmedi. Sevgilerini belki de gösteremediler. Bilmiyorum. Ama o yanım eksikti. Müttefikin annem de onunla beraber her şeyi çözüyordu. Ben çabuk olgunlaşmak durumunda kaldım. Yani çocuk gibi değil de senin küçük kadın yaptığımız gibi böyle terapiler yapıyorduk birbirimize. Şöyle yaparız. Böyle. Annem loto oynardı biliyor musun? Bir şekilde kadın kafayı koymuş parayı bulacağım diye ya. Kurtulacak. Her hafta ben götürüp yatırırdım onları. 10 çarpı 1 mi? Toto mu bir şey vardı o zamanlar. Bak sinirim bozuldu. Bir şekilde gücü ama hep para, evet. para eşittir güç yani olmuş. Bir şey yapmak yani lazım. Nereden kurtulacak bu kadın? Yapacak, oradan kurtulacak. Toto olmadı, umut oldu işte. Umut oldu. Peki umut genelde hani o sizin camiada vardır ya, asıl adı başkadır ama sahne ismi yok, Umut oldu. Sen, umut, sen, umut, umut değil mi? Gerek, evet. Ben genç jenerasyonum desene, onlar eskilerde oluyordu diye. Ne bileyim, belki farklı bir şey olsa değiş, belki sahne ismim olurdu da yok. Ne bileyim ben. Pekala, Oktay'la nasıl tanıştın? Şimdi böyle bir aileden geliyorsun, zaten müziği seçmişsin. Hayda, ondan sonra bir de şimdi Oktay çıkacak, bu kız evlenecek bir falan de onun yani. Ailesini sok bakalım ha, şimdi bir de onun şeye. Ailesini sokalım, iyice senin hani... Diziyi. Tabii, şimdi Oktay'ın ailesi geliyor. Nasıl tanıştınız? Hay Allah, konservatuvarda zaten aynı bölümdeydik. O benden... 2 sene sonra geldi. Geç girmiş 2 sene daha. Benden bir yaş büyük bu arada. Çok yakışıklıydı. Kerata. Hala da gideri var ama biliyorsun da. Yani fark etmemek mümkün değildi ki ben. Bakar görüm, gözüm de bozuk benim. Onu anlatacağım şimdi sana. Böyle Oktay konuşuluyor yani. Bir çocuk var işte şöyle yakışıklı böyle bilmem ne. Ama efendi çocuk bak. O zaman bir kız arkadaşı varmış bunun, Ankara'da, teyzedir falan, hep Ankara'da, ismini vermeyeceğim şimdi, o da evlenmiş, etmiş. Sözü mözü diye duyurmuş bir erkek olarak, bak ne kadar takdire şayan bir şey, tamam mı? Yani sevgilisi olduğunu söylüyor etrafa, orada gelip de günü etmiyor, tabii 21 yaşında bir çocuk sonuçta. Orası çok önemli değil belki ama sonrasında zaten ayrılmış mesafelerden dolayı falan. Kızın ailesi de istememiş işte, demiş ne şarkıcıya mı gideceksin falan. Başka bir yol çiziyor kendine. Neyse sözü uzatmayayım. Bu arada bütün kızlar, bizim okulun popüler tipleri etrafında dönüyorlar bunu. Eyvah. Ben de tam tersine yolumu değiştiriyorum. Çünkü utanıyorum. Yüzüne bakamıyorum. Allah Allah. Evet, çok beğendim ama... Hiç oralı değilim. O da beni zannetmiş ki burnum havalı, çok kibirli bir tip zannediyor beni. Alakası yok. Ben heyecandan hani anlaşılır diye. Hatta bir söz vardır ya, birisi bir tarafa hiç bakmıyorsa ilgilendiği esas, bir şey. Esas ilgilendiği i̇şte şey. İşte o bendim. O bendim. Gel zaman git zaman bir gün Mahsun. Mahsun Kırmızıgül. Ortak arkadaşımız. Peki. Ortak dersler falan alıyoruz. Oktay'ın da arkadaşı. Benim daha eski arkadaşım. Ondan önce ben tanıyordum. Benim de sesim konuşuluyor. Bayağı tizlere falan çıkıyor. Piyanolar var falan. Sınıflarda şan dersleri falan yapıyoruz. Gel demiş, bak sana bir kız dinleteceğim. Bir de Uğur Murat'ın var. Anlatamam görmen lazım diye şarkısı vardır. Uğur, Mahsun, Oktay. Gel dediler işte sana. Bak seni dinlemek istiyor. Oktay'a dinleteceğiz seni. Tabii ben iyice heyecanlandım. Zaten heyecanlı bir tipim. Okudum yerlere baktım, göklere baktım. Ona bakamıyorum gene. Orada daha da bir dikkatini çekiyorum. Zeynep var, Mehmet'im Zeynep. Ona diyor ki ben diyor Umut'la görüşmek istiyorum. Çıkma teklif ediyor. O zamanlar böyle şeyler vardı. Çıkma teklif etmek diye bir şey vardı. Ben de dedim ki ne oluyorsa sanki hala Sapanca'dayız. Ay dedim, okulda olmaz, duyulur. Şey yapalım, akaretlerden inerken sohbet edelim. Şuraya bak. Otur kantinde, sohbet et, ne olacak sanki? Şey kafası, taşı. Öyle inerken ederken arkadaşlarımız gelişti. İşte ben bu durumlarımı falan anlatmaya başladım ona. Hani etkilendi. Sahiplenici de bir yapısı var. Ki o da doğulu olduğu için itiraf ediyor sonrasında. Kafasında şey varmış hani. Şarkıcı, aman istemem, evlenmem. Kendi şarkıcı. Yapmam. İşte öyle, o genç kafa. Elazığlı. Şimdi öyle düşünmüyor tabii. Sonrasında da düşünmedi de ilk zaman öyle düşünüyormuş.
ben de çalışıyorum falan ya. Hmm. Zannediyor ki beni bu sahnelerde fırtına gibi esiyor falan. O dönem çalışan kişi çok az. Eli ekmek tutan. Öğrenciyken çalışıyor olmak da büyük lüks. Hava bir şey aslına yani, bakacak olursa prestij yani. Ben orada çalışıyorum. Ne diyorsun sen? Halbuki mecburiyetten. İster miyim ne olursa ben? Olsun mecbur olmasan da yapmayacak mıydın yani bu işi? Aslında güzel bir şeymiş. Sonrasında anladım bunu. Hem kendi ayağının üstünde duruyorsun hem de bir havası varmış. Onu da böyle yani gözde bir tip olarak görüyor beni. Hem çalışıyor hem işte falan filan. Ama düşünmüyor şarkıcı olduğum için. Yani bağnaz bir bakış açısı. Sonra tabii beni tanıdıkça işlerin öyle olmadığını gördü. Ha, sonradan aşık olup bağlanıyor aslında bakacak olursa. Aynen öyle oldu. Tanıdıkça, ettikçe. O zorluklar da bizi birbirimize daha çok bağladı. Ayrılamadık yani. ama o zorluklar derken şimdi o dönem sen babanı hayatından çıkartmış olduğun dönem. O zorlukların ama işte gene başka zorluklar da vardı. Mesela? Anneyle ilgili zorluklar vardı. Annem Oktay'ı istemedi. Bir sürü tartışmalar bir niye? Niye sanırım? Gerek duymadı belki. Hani benim mesleğimde daha hedeflerimin yüksek olmasını istedi belki. Annen hırslı bir kadındı anladığım kadarıyla, doğru mu? Kendi yapamadığı şeyleri belki çocuklarının daha başarılı olmasını istemiş olabilir. Yani birilerine gönlünü kaptırıp da ikinci plana atmamızı istemedi işi gücü. Annenin mesleği. De müzik geçmişi yok. Yok mu? Yok. Hani kendi yapamadıkları deyince? Yok yok. Yani ne bileyim bankacı falan olacakmış. Hmm. Başka şeyler düşünürken babam da çok genç yaşta aşık oldu. Ben evlendim, aşık oldum, iş elim tabii, ekmek tutmadı. Tabii çoluğa çocuğa karıştı. Kızımla böyle böyle olursa diye. O korkusu vardı. O zaman Oktay değil de Ahmet tabii Efendi ki de olsaydı ona kişisel da karşı değil çıkacaktı. Tabii kişisel ki, bir durum tabii, değil. Tabii ki. Belki de şöyle istedi. Zengin, çok varlıklı biri olsaydı. Ona okey diyebilirim. O yüzden mi hırslı bir kadın mı acaba diye düşündüm zaten. O yüzden sordum. Bizim zorluk çekmemizi istemediği içindir ya. Yoksa kendine ne faydası olacaktı? Hmm. Böyle işte. Oktay peki kendini nasıl kabul ettirdi? Ya da o zorluklar içerisinde neler yani, yaşandı, neler oldu? Çok tantralar yaşadık. Allah! O zaman da kopuşlarımız oldu. Annemle de tartışmalar başladı. Ben evden ayrılmak zorunda kaldım. Seçimimi Oktay'dan yana yaptım. Ay of, hep mücadele ya. Hep sıkıntı. Annem, hayatının senin hangi şeyi böyle kolay oldu? Geç bana onu da anlat. Geç gel sen evliliğe gel. Bak ben sana daha güzellerini anlatacağım şimdi. Sen bildiğin o annenle Oktay arasında bir seçim yap. Bak babana karşı evet anneni seçiyorsun evet ama Oktay'a karşı da evet annen karşı evet çıktığında Oktay'ı tercih ediyorsun. Evet. Bu kadar mı sevip aşık oldun ya? Ama ne yapacaktım Gökay'cığım? Ne yapayım yani, hayatımdan niye çıkarttım ki ben Oktay'ı? O benim için bir engel değildi ki hiçbir konuda. Her anneni zaman kaybetme riskini göze almışsın. Annemi ama kaybetmedim. Ama bir orada riskli miydi? Hı? Bir riskli miydi? Riskli tabii. Daha işte onu diyorum. Riskli. Çok sevmişsin. Evet, bak sevdim, baban mı annen mi? Annen diyorsun. Çünkü Oktay ya, mı annen mi? Oktay. Yani Oktay beni sahiplendi ama biliyor musun? Dedim ya hani çok var. Eksik kaldığın babalık. Eksik kaldığın babalık sahibi olma şey, Oktay yana, onu mu tamamladı? Oktay gerçekten nasıl diyeyim sana, kanat gerdi bana. Her şeyimle o kadar ilgilendi. Demek ki o sevgi açığını orada kapattım ben. Evet. Sığınacak bir liman buldum. Sığınacak liman, korunak. Kesinlikle. Sırtını dayayacağın. Kesinlikle. Ya da başını omuzuna dayaslayacağın. Tabii. İşte o eksiklikler bak, vesaire Allah, falan. Çok şükür ya maşallah Rabbim. Allah ondan razı olsun. Evlilik? Evlilik çok uzadı. Kaç sene? Önce evlenemedik. 27 yıldır beraberiz. Düşün. 18 yıldır da evliyiz işte. 17-18 yıldır evliyiz. 10 sene. 10 sene flört. Tabii. Mecburen, parasızlıktan. Bir şeyleri başarmayı beklemek için. O zaman TRT sınavına sonra başladıktan sonra girdik. Önce ben girdim. Ama para almıyoruz, akitliyiz. 3 kuruş, 5 kuruş para almadan gidiyoruz, geliyoruz stajyer olarak. Sonrasında işte uzun yıllar emek verdik. Kadrolarımızı aldık. Elimiz biraz daha ekmek tutmaya başladı falan. Evlilik de öyle oldu. Yoksa çok daha önce olup belki çok daha yetişkin çocuğum olabilirdi. Şimdi tamam, evlilik kararı aldınız. Aileler çok da parlak geldiler, bir şey yaptı. Geldiler. Hepsi bir araya geldi işte orada. Babam da geldi, annem de geldi. Orada çok kıyamet kopmadı mı? Kopmadı. Çok keyifliydi valla.
Baba. Şimdi senin ailenin kendi içinde problemi var. Ailenin aynı zamanda Oktay'la problemi var. Oktay'ın ailesiyle de senin çok hoşlaşmadığın dönemlerde onlar. Ya zorluklar oldu tabii. Onlar da şimdi haklılar. Düşünsene gencecik çocuk. Evet. İşte ailesiyle problem yaşamış bir kız. Pat diye geliyor. E ne yara bu yani bu? Alıyor mu ne oluyor falan filan. Evet alıyor şimdi çatır çatır alıyor. Şimdi beni çok seviyorlar. Ha. Kayınvalidem de kayınpederim. Ama sen bir kaynanadan çektin ama yani. Ama azıcık biraz başta böyle bir şey oldu. Ne yaptı? Yaptılar azıcık. O da genç. Annemle aynı yaşta. İzletmeyeceğim bu programı hiçbirine bu arada. Seni eve almayacak, aileye sokmayacaklar tekrar. Şimdi gülüyorum, eğleniyorum ama her şeyi anlatacağım ya. Aman ölüp gidersem arkamdan işte Allah çocuğum korusun, seyretsin. Allah korusun. Ay. Ben köle izahı olarak terfi ettim. Oktayların yanına gittim yani. Bir kız bilmiyorum. Bir tarafta sahnede solistin şarkı söylüyor, herkes seni alkışlıyor. Öbür tarafta köle izahı. Misafirler falan geliyor. O zamanlar sosyallerdi. Yemin ediyorum buradan buraya bulaşıkları yıkıyordum. Bir yandan okula gidiyorum. Geliyorum ama sanki ben kendim aldım o görevleri üstüme. Niyeyse. Ondan sonra da artık bekler oldu insanlar benden bunu. Bunların hepsi baba bak şeyden, babadan kaynaklı biliyorsun değil mi? Bilmiyorum neden. Babana kendini sevdirtmek, birazcık kabul ettirmek, insanlar seni hep sevsin. Görmezden gelseydim, birazcık daha keyfime bakıyor olsaydım farklı olurdu karşı tarafın muamelesi. Hayatta her zaman bu böyle. Peki tüm bunları, yapıp da yine bir takdir falan görüyor muydun yok? Şimdi görüyorum yani uzun zamandır görüyorum ama o zamanlar hiç takdir falan görmedim. Köye gidiyorduk Elazığ'a mesela. Ben köy kızı değilim bilmem. Sapanca'da büyüdüm ama annem benim elim sıcak sudan soğuk suya sokturmadı. Ben kendim temizimdir yapardım ederdim ama yap dediği için değil. Ben orada leğenlerde çamaşırlarımı yıkamadım. Ellerim açılmadı mı? Ayvalık'a gidiyorduk. Kalabalık. Teyzeler var, akrabalar var. Hepsinin bulaşıklarını kendim yıkıyordum. Sanki ben başka gelin yok mu? Tek gelin sen miydin bu işi? Mecburdum ya ben yapmaya. Kimse bana yap da demedi ama bir noktadan sonra artık o benim görevim haline geliyor. Ya peki geldi. O görevden kendini nasıl azlettin? Artık... Hani seslerin yükseldiği zamanlar olmuştur. Bak oldu tabii sonrasında. Yetti artık dediğim ve kendim biraz çekmeye başladığım nokta oldu. Peki Oktay'la olan evliliğinize falan sirayet etti mi aileler arasında şimdi yaşanan sorunlar? Şöyle bir sorunlar. Şey var. Ben o kadar kendi içimde yaşadım ki bu sorunları Oktay'a bile hissettirmedim. Onun farkına varması bir hayli zaman aldı dolayısıyla. Ha. Aile de açık vermedi o zaman. Tabii tabii. Yani gayet güzel böyle. Her şey yolunda gidiyor. Ben gibi görüyordu. Gibi görünüyordu. Ay dedim ben artık yapamıyorum. Ufak ufak ona şey yapmaya başladım yani. Zorlandığımı paylaşmaya, ifade etmeye başladım. Ve benim haklı olduğumu da biliyordum. Konuştuğum zaman olayı net olarak görebildi. Zaten sonrasında kendi imkanlarımızla işte bir yer tuttuk falan filan. Böyle sıkıntılarımızı biraz daha azalttığımızı düşündük ama öyle olmadı tabii. Sonrasında ne oldu? Küçücük böyle derme çatma bir ev tuttuk falan. Tuvaletinden fare falan çıktı orada. Eyvahlar olsun. Vallahi billahi. Hisar üstünde. Öyle. Tam bir şey yani. Refaha, huzura, mutluluğa. Ya da mutlak sevgiye ulaşabilmek ne için... Ne sevgi, ne aşkmış değil mi? Evet, bildiğin Survivor gibi şey yoksa yapmışsın sen. Yoksa mecburiyet miydi Oktay için? Ben onu da hala bilmiyorum bak. Bırakamadı beni. Nereye bırakacak? Hiç krizler oldu mu evliliğinizde, Oktay'la ilişkinizde? Büyük bak, sınavlar. Bak sana şunu söyleyeyim. İkimiz arasında sesimizi çok yükselttiğimiz o kadar az zaman olmuştur ki. Ta ki... Çocuk olana kadar. Bizim kavgalarımızın, anlaşmazlıklarımızın, tartışmalarımızın yegane sebebi halen de Melek Bal'dır. Neden? Melek Bal'ın biraz psikiyatrik sorunları var. Yani çocukluğundan beri yaşadığımız zorluklar vardı. O zaman isimlendiremiyorduk, bilemiyorduk. Belki ihmal ettik, belki teşhis edilemedi falan. Şu anda 16 yaşında ergen bir kız. Tedavisi devam ediyor. Teşhis ne peki kuzum? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu diyor doktorlar ama 18'e kadar bir tanı koymuyorlar. Yani bunu davranış bozukluğu olarak isimlendiriyorlar. Ta ki 18 olursa, bu tablo böyle devam ederse o zaman da kişilik bozukluğu olarak
artık neyse, hangi kategorisi, bipolar mı, borderline mı, neyse artık. O zaman söylenebiliyor. Belki de ergenlik travma şeyi, krizi, bilmiyorum şu anda. Ama zor. Çok zor şeyler yaşadım, sen biliyorsun. Biliyorum. Çok yani zaman zaman yaşadım. En güzel, en mutlu olduğumuz zamanlarda bile hep senin yüzünde, gözünde böyle bir hüzün görürüm. Bazen bırakırsın kendini, ağlarsın. Hani bir ruhunu yıkamak için biliriz, bilirim. Evet. En iyi bilenlerden bir tanesiyim. Şu anda da ağlardım aslında da. Bak, içtiğim için isim vermiyorum. Antidepresan içiyorum, ağlayamıyorum. O beni betonlaştırdı. Zaten bir noktadan sonra hayat... Ya bu sırf sana özgü bir şey değil ki. Hepimiz zaten bir toplumu olduk. Olduk. Yani herkesin, ben buna çok inanırım, altına imza atacağım bir söz. Hüznü büyük olanın kahkahası gövdeler derler ya. Ne güzel sözmüş. Yani çok inanırım, çok da severim, çok da doğrudur. Benim hayatımda o kadar işler ki bu mekanizma. Değil mi? Oluyor maalesef. İlk peki ne zaman... Bak onu diyeceğim şimdi. Ha. Hani hayatımın hangi dönemin çok iyiydi diye sorsan, az bir döneminden bahsedebilirim ama şu çocukluğumda yaşadığım, işte ailemle, orayla burayla, onların hepsini es geç, kapat. Hiçbir şey değil. Evlatla yaşadığın sıkıntının yanında. Değil mi? Allah kimseyi evladıyla, onun sağlığıyla sınamaz. Çok zor. Çok İlk zor. Bir terslik olduğunu, bir problem olduğunu, şimdi hani çocukken dersin ki, ay yere buza sığmıyor, ateş evet, gibi dersin. Evet, koşturuyor. Aa, hiperaktif. Ha. Ne kadar sevimli geliyor kulağa. Tabii. Öyle bir ne şey zaman değilmiş. Peki hissettin ilk bir sıkıntı olduğunu? 12 yaşında falan zaten başladı. Kurallara uymamaya, okulda büyük sıkıntılar yaşıyor, her gün telefon geliyor, birine vuruyor, okula gitmemiş, kaçmış, bunlar falan büyük travmalar. Gökayç'ım, çok zordu. Fazla detaya girmek istemiyorum. Hı hı. Ve bir noktada artık biz kontrol altta tutamayınca onu tedavi amaçlı hastaneye yatırdık. Hı hı. Önce özel bir hastaneye yatırdık, 1,5 ay orada kaldık. Maddi olarak da bizi çok zorladı. Çok külfetli bir hastaneydi orası. Ve bir netice de alamadık. Boşa geçti. Çıktık. Bir müddet iyi gitti. Sonra gene başladı. O eski şeyler. Semptomlar, ataklar. Bu sefer o bildiğimiz Bakırköy'e yatırdık. Ve orada çok daha ağır, katı koşullarda işe yaradı tabii. Bir daha oraya gitmemek için kendine çeki düzen verdi. Bir takım kurallara daha uyum sağlayabildi. Yani okulu falan çok aksadı. Üstüne bu pandemi oldu biliyorsun. Şu anda eğitimi durdu melek balın yani. Peki şimdi Bakırköy deyince bile benim içim mesela şöyle bir oldum. O kadar detayını bilmediğim için konuların. Evladını oraya yatırmak. Yanında durabiliyor muydun, duramıyor muydun, refakat ediyor muydun, edemiyor muydun bilmiyorum ama kolay olmasa gerek. İlk zaman zaten sanıyorum 10 gün falan görüş izni vermediler. Ha. Gidip böyle camdan mamdan bakıyorduk. Saatleri var, haftanın belli günleri var. Çok zor. Yani öyle kötü hastalar var ki orada. Neler var. Yan evladımı ben nereye bırakıyorum, kimlerle bırakıyorum, ne olur, ne biter. Yani. Zor koşullar yani çok... Kirli bir ortam, çok ağır şartlar ama başka çaren yok. 5 yıldızlı otel gibi yere verdik, bir işe yaramadı. Hatta orada daha uzun kalmak bile istedi yani, işine geldi. Anlatabiliyor muyum? Burada birazcık gördü ve burnu sürttü. Çok zordu ya. İşte o dönem ben hayatımda dibe vurduğum dönemdir o benim. O kadar çaresiz kalıyorsun ki kendini suçluyorsun, benden dolayı mı oldu? Karşı tarafı suçluyorsun, kendini, o seni suçluyor, suçladın? Sen onu suçluyorsun. Acaba ilgilenemedim mi, ihmal mi ettim, şöyle mi dedim, böyle mi yaptım, şöyle mi yapsaydım, böyle mi etseydim? Aileler zaten maşallah hiçbir şeye yardım etmedikleri gibi hep suçladılar. İşte şöyle yaptınız da oldu, şımarttınız da oldu, böyle yaptınız da oldu. Ve biliyor musun ben çocuğumu hastaneye yatırdım. Beraber yatırdık geldiler. Bir gün bile aranmadım. Kendi ailem tarafından. Kardeşlerim, teyzeleri, anneannesi. Ben o dönem ama intiharı falan düşündüm bak Allah bilir. O kadar dibe vurdum ki. Nasıl ağlıyorduk babasıyla, namazlarda. Sen olmasan evladın ne yapacak pek uzun? Bunun tutunacağı dalı mı var? Ama yani o kadar zor şeyler yaşadım ki evden falan kaçıyordu Gökay. Telefonu kapatıyordu. Çok şeyler yaşadım. Öfkesi peki, yani bu öfkesi, hayata karşı olan bu öfkesi
Dikkat eksikliği var. Dürtüsel davranışları var. Hı-hı. Bizden habersiz gidip dövme falan yaptırdı bacağına. Dilini deldirdi. Bir şeyler yaptı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ya bunlar yüzünden de Oktay'la sık sık kavga etmek zorunda kaldınız. Tabii. Hayatınızda yaşamadınız. Senin yüzünden oluyor. Ha. O bana üstüme geldikçe ben Oktay'ı suçluyorum. İşte sen diyorum biraz daha otoriteni göstersen falan. Ama hiçbir şey değil aslında. Bu nörobiyolojik bir şeymiş. Evet, tabii. Anlıyor musun? Çevresel şartlardan daha ziyade genetik faktörler burada hakim. Ve bu kader zaten yine her şekilde. Peki gidişatı nasıl? Şu anda da işte artık öyle kaçmaları, gitmeleri, gelmeleri yok ama sınır yok Melek Vald. Mesela sigara içiyor benim çocuğum. Hı. Mecburen izin verdik artık doktor. Tamam dedi ama dedi belli bir sınırı olsun. 10 tanesi 10 tane. Durmuyor. Kriz geçiriyor. Ver, ver. 5 tane dondurma. O kadar çok kilo aldı ki şu anda. İlaçlar içiyor, ağır ilaçlar. Duru yok yani. Ya ne bileyim işte yaşıyor ama şu anda böyle uçurumdan aşağı kendini bırakmış vaziyette gidiyor. Yani gidelim diyorum spora başlayalım, bir diyetisyene gidelim, ölçümlerimizi yaptıralım. Evden çıkmıyor. Evden çıkmıyor Melek Bal. Çok zor. Yani plan yapamıyor. Ne yapar insanlar? Yarın hadi gidelim. Hı hı. Şuraya uğrayalım, arkadaş banyomuzu yapalım, şunu yapalım. Yok, o kadar zorlanıyor ki bunu yapmakta. Akşamdan konuşuyor mesela arkadaşıyla, ertesi gün yapamıyorum. Banyo yapmıyor mesela. Çok özel şeyler anlattım ama affetsin beni. Ya beni anlayacak insanlar, anneler, babalar muhakkak vardır. Yani şu anda hayatımı zor dönemlerinden birini yaşıyorum. Peki, hani kendi hayatını bu kadar... Bir planı yok. Her şeye rağmen kendi hayatını bir plana, programa oturtmuş bir kadınsın. Babana rağmen ya da annene rağmen, evet, hayatın koşullarına rağmen bir hayat, hı hı, ve bir zafer. Kendi küçük, evet, dünyamızın, evet, zaferleri. Tabii, tabii. Herkes değil mi? Kendi hayatını başvuruyor zaten. En azından kendi kıyametini kopartıp kendini, tabii, kendi bir Allah'ın da yardımıyla tabii, tabii, bir ismin, tabii, isim oluşturabildin. Hasbelkader Allah ama, yardım etti. Evet. Ama kendi evladın ve evladının sağlığı noktasında i̇şte elinin kolunun bağlı kalması. İlacı yok yani. Atıyorum ne bileyim ben, Allah vermesin hani böbrek şeyi olsa bir nakil beklersin, bir şey beklersin düzelir. Ama psikolojik problemler öyle ha deyince geçmiyor. Mesela iki gün oturuyor, iki gün yatıyor. Sabaha kadar oturuyor, akşama kadar yatıyor. Acayip bir şey ya. Anlatılacak gibi değil ki. E peki sizin bu tempolarınız vesaire, gittiler geller bazen şehir dışı beraber oluyoruz vesaire. Benim şimdi kolum da kırık mesela. Ha, kolum. Ay bir görsen mesela evimizin halini. Ne düzen kaldı ne bir şey. E peki siz mesela şehir dışına çıktığınız zaman kim bakıyor? Ya da İşte babaannesi geliyor. Onu götürüyoruz. Yalvarıyoruz gel diyoruz falan. Bir yere gelmez. Tatile götüremeyiz. Fotoğraf çektiremeyiz. Yıllardır bu böyle. Ama bunu hani bütün ergen aileleri yaşıyor. Bunlar çok önemli problemler değil de. Dediğim gibi, yani kendi için bir plan yapamıyor. Öyle oturuyor. Peki sadece yemek yiyor. Çok özel bir şey soracağım. Evet, eğer ki bu seni rahatsız ederse şeyden, yayından çıkartabiliriz de bunu. Şimdi bu kadar duru yok, durağı yok vesaire diyorsun ya. Ya da bazen kendini kontrol edemiyor. Sürekli gözetim altında tutulması gereken bir durumu var mı? Yani kendi zarar verme kendine zarar vermek, hayatıyla ilgili vesaire. Bir falan. Ara öyle bir şeyi vardı, onu açtık çok şükür. Yani kapıları, camları çok indirdi öyle. Kontrolümüzü kaybettiğimiz zamanlar çok oldu. Teşebbüs etti mi yani? Yaptı tabii. Daha erken herhalde o zaman, daha mı frontal bölge çok sağlıksız oluyormuş o zaman. Hı. Sağlık düşünemiyormuş o yaşlardaki insanlar. Tüm bunların neticesinde mesela, sahneye çıkmak. Mesela ne yapardı? Hı. Kaşlarını ağda yaptı. Bir çıktı karşıma. Kızdı. Düşünebiliyor musun? Şaka diyorsun. Yani anne olmak lazım. Baba o için eğiliyor böyle. Ya Rabbim saçını kesiyordu. Yüzünü yoluyordu falan. Neyse şimdi öyle şeylerimiz yok çok şükür. Hı.
Ve tüm bunların karşılığında sahneye çıkıyorsun. Ya, o tuvaletlerde tabii. Gülüyorsun, şarkılar tabii, herkes söylüyorsun. Herkes de seni zannediyor ki ooo. Tabii dünyayı döndürüyorsun parmağının ucunda. Dünya hayat size güzel diyorlar. Yok. Hala da güzel değil hayat yani. Bekliyorum. Güzel olmasını bekliyorum diyorsun. Peki herkesin bir kırılma noktası vardır. Tamam. Orada evinde başladın, üniversite, konservatuvar vesaire. Devam ediyor bir şekilde. Şans yaver gidiyor. Bir tek zaten evet, orada gülmüş evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet. Bir de Oktay'la olan aynen birbirinizi evet, bulmanız noktasında. Vallahi öyle. Doğru tespit. Herkesin bir kırılma noktası vardır. Umut'u gerçekten fark edip, Umut'un hı-hı, yolunu açmak ya da Umut'un önünü açmak, Umut'u layık olduğu o sahnelere ulaştırma noktasında o kırılma hikaye nasıl, kim tarafından gerçekleşti? Rahmetli Mustafa Erses tarafından. 99'du sanıyorum. Evet, 99 muydu, 2000 miydi? O Dudaklar Birbirleşiyor. Hı. Saadettin Kaynak özel konserinde bana bu şarkıyı verdi. O zaman TRT 1'deydi konser programları. TRT Müzik yoktu henüz, TRT 4'te yoktu. Hemen haber bülteninin arkasından herkesin izlediği bir programdı. TRT 1'in çok izlendiği zamanlar. O konserde ben Saadettin Kaynağ'ın O Dudaklar Birbirleşiyor'un son solisti olarak çıktım, okudum. Ara stüdyosu yıkıldı. Gazete köşe yazarları falan yazdı. Bana mektuplar yağmaya başladı. TRT İstanbul Radyosu'na çuvalla mektup geldi. Hala saklarım ben onları. Aynı güzel. Vallahi. Ve benim artık kafamda başka şeyler şekillenmeye başladı. Yani yıldızım parlamaya başladı ve dedim ki ya Umut, o zaman kasetler var. Neden dedim kaset yapmayız? Popüler müzik almış gidiyor. Oo, ki benim okul zamanlarımda başlamıştı zaten o furya. Bizim dönemde kimler var? İşte Funda vardı, Funda Arar, Ebru Yaşar. Zaten nasıl bir sınıfmışsınız, nasıl bir dönemmişsiniz? Dönem, evet. Ha. İşte Zinet, Salih, Zara falan ama sanat müziği yapan yok hiç. Aha. Çünkü öyle bir talep yok. Piyasada böyle bir şey yok. Kategori yok, yapılmıyor. Ya dedim, ben dedim Türk müziği albümü yapacağım. Kaset yapacağım. O Dudakları da koyacağım. İnandım yani. Ben dedim TRT'de insanlar bir şarkıyla fark ettilerse ben bunu albüme de koyup iyice taçlandıracağım ve gençlere de ulaşacağım, gençlere de sevdireceğim, fark ettireceğim Türk müziği. Sen genç şeyi yıktın. Olarak. Bak benim nazarımda affına sığınarak söylüyorum. Türk sanat müziği eşittir. Belli bir yaş kategorisinin üzerinde evet, evet. Öğretmen edasıyla vesaire falan söyleyen evet, evet. Ablalarımızın hani ben abla diyeyim sen o abla ne demek istediğim. Ha, imaj oydu. Sen o imajı yıkan insanlardan öyle oldun. Yani pırıl pırıl tertemiz gencecik bir kadın kız. Sapsarık kısacık saçlarım vardı. Beni o dönem Patrice Kaas'a benzetmişler. Öyle mi? Ve ne yaptım ben? Şarkının teliflerini aldım falan. Hı. Oktay'la dedik yapacağız biz bu işi. Sonra Allah rahmet eylesin Mustafa Yücel ağabeyimiz. Bir vesileyle radyomuzda bizi tanıştırdılar. Adamcağızın besteleri varmış. Serap Mutlu Akbulut'a falan da kasetler hı, yapmış. Müzik aşığı, bestekar, gönül insanı. Ya Umut Hanım yapalım falan. Benim dedim kafamda böyle bir şey var. Yani ben bilinen klasikleşmiş eserleri okuyacağım ama sizin eserleriniz de olsun. Madem böyle bir şey, bize destek verin dedik. O da bize destek oldu maddi olarak. Stüdyomuzu tuttu. Allah ondan bin kere razı olsun. Nurlar içinde yatsın. Albümü yaptık. Hepsini ben tek tek aradım. Bestekarların, güftekarların. Tanıyorlardı konserlerden. Hı. Tamam dediler, okuyun. Çoğusu para almadı. Düşünebiliyor musun? Gönüllü hatırla, biz bu albümü yaptık. Yıl kaçtı o dönem? 2002. 2002. 2002. Tamam. 2003'te de çıktı Şubat'ında. Elimizde şimdi albüm ne yapacağız? O dönem Selim Akçin'in eşi Filiz DMC'de. Umut dedi ya dedi gel dedi ben dedi seni dedi şeye götüreyim. DMC o zaman çok parlak zamanları DMC'nin. Hı-hı. Ercan Saatçi başında. Buradan çıkarsa dedi iyi olur. Ay dedim uçtum tabii rüya gibi benim için. İlk çaldığımız kapı orası ve kabul edildi. Düşünebiliyor musun? Ay ne güzel. Müthiş bir şey. O ara Kenan Doğulu falan acayip satıyor. Hı hı. Böyle popüler işlerin çıktığı tek plak şirketi DMC. Ercan abi dinledi falan anlattık. Sanatçı adam. Konservatuarlı bizim okuldan mezun. Tamam dedi yapalım dedi ama dedi araya dedi böyle Serdar Ortaç falan koyalım. Allah'ım yarabbim.
işte olacak şey mi şimdi? Adam da düşünüyor ki hani popüler olsun, patlasın falan. Ben tabii hiç sıcak bakmadım bu fikre. İnatçıyım. Ya bir tek yaptığım işte müzikalitemden ödün veremiyorum. O konuda çok şey. Dediğim. İdealist. Evet, öyle. Yok dedim, olmaz falan filan. Bu arada zaman işlemeye başladı. Bekliyoruz biz. Çıkmıyor. Ben albüm fotoğraflarımı da çektirdim kendim. Nihat Odabaşı'nı buldum. Hmm. Bak ama iyi işler yapmışım ha. Güzel işler. TRT'deyim, düşünebiliyor musun? Dedim en iyi kim çekecekse ona gideceğim. Çok güzel bir imajım olacak. Dilek Hanif'e gittim. Anlattım durumumu. Param yok. Öğrenciyim. Hepsi de destek oldular bana. Baktılar ama ben de o zaman güzel kızdım. İnceciyim. 55 kiloyum. Tamam mı? Sarışınım, böyle çok Avrupa'yı bir havam falan var. İşte dedim Türk müziği yapmak istiyorum. O heyecanımı falan gördüler. Fotoğrafları çekildik. Harika kıyafetleri giydik falan. Klibi Ercan abi çekti. DMC çekti. Deniz Akel çekti. Neyse sözü fazla uzatmayayım. Baktım bu iş uzuyor. Ne yaptım biliyor musun? O mektupları aldım götürdüm Ercan abi dedim. Bak ben bu mektuplarla bu işe karar verdim. Onu o kadar etkiledi ki okudu falan. Aynı şeyi ablası mı? Bir ablam dedi galiba geçmiş zaman. Sende dedi o şeyi görüyorum dedi. Kararlılığı. O da köşe yazarım olmak istiyormuş. Yalan olmasın. Bir hikaye anlattı işte çok benzer. Tamam dedi çıkartıyoruz. Ve bana o kadar güzel bir PR çalışması yapıldı ki. O arada bana dış işlerinden Türkiye'yi temsil etmem için 2003 yılı Japon yılıymış. Türk yılıymış Japonya'da. Görev verildi. Japon İmparatoruna konser verecek. Bu benim albümün çıkışına da denk gelince acayip bir çalışma oldu. Japon İmparatoruna konser verecek. İşte o dudaklar bülbülleşiyor çıktı. Ustaların emaneti dedi. Yapacağız bunu dedi çalışmanın adını. Hakikaten de bütün hocalarımdan görüş aldık. Onların sözlerine yer verdik albüm kapağında. Ama ne güzel olmuş. Kimler? Yani Alaaddin Yavaşçılar, Necdet Tokatlıoğlular, Mediha Şensancakoğlu, Selahattin İşli falan. Ondan sonra bunu yapan, takdir edenler oldu tabii. Görüşler falan böyle, kitap sözleri falan. Onun fikir babası şeydir, Ercan abi. Ercan Saç. Yani hakikaten eli yüzü çok düzgün bir çalışmayla, yıllar sonra, neredeyse 20-30 sene sonra Türk müziği dalında bir albüm yaptım ve o popüler sanatçılarla aynı kategoride en çok satanlar listesine girdi. Babana vakti zamanında, tek solonu kabul ettiremezken Japonya'ya gittin ha? Japonya'ya gittim ve ayakta alkışlandım, biliyor musun? Bak onun da çok enteresan bir hikayesi var. Gittik. Çok sakin insanlar. Sakin tabiatlılar. Tamam mı? Selam velam veriyorlar. Her asansörün yanında iki kişi görevli. Geç diyor. O olmasa geçemeyeceğiz sanki. Neyse. Konsere çıkacağım. Yıldırım Mayruk defilesi var önden. İşte Kenan Emirzalıoğlu, Sema Şimşek falan. Hepsi müthiş bir kadro. Sonrasında da ben çıkacağım. Ama harika bir repertuar yaptık. Yani Dede Efendi'den Saadettin Kaynağı kadar çok klasik. Hüsnü Şenlendirici falan o zaman klarnet çalıyor. Daha patlamamış sazında. Ekip çok güzel. Geldiler ve Türk yetkililer, Büyükelçinin yardımcıları. Umut Hanım dediler. Sakın yanlış anlamayın. Burada dediler adetler böyle. Hani tepki vermezlerse kendi üzerinize alınmayın. Yani böyle bir gelenekleri yok. Oturacaklar, sakince kalkıp gidecekler. Sizinle ilgili bir durum değil diye beni böyle uyardılar nezaketen. Hiç öyle olmadı biliyor musun? Mest oldular o yaşlı insanlar. Türk bayraklarını salladılar. Program bitti. Çok büyük bir sahneydi. Geldiler böyle bir şeyler söylüyor telaşlı. Sizi dediler bekliyorlar. Hemen aldılar götürdüler yanlarına o imparatorla eşinin. Yarım saat böyle selamlaşma faslı falan. Çok beğendiler. Zaten bizim kültürümüze hayranlar Barış Manço'dan dolayı. Tabii. Biz dediler hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sonra bize çeviri yapıyorlar. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Çok yani gurur duyduğum anlardan biridir hayatımda. Ne güzel. Gerçekten. Ne güzel, çünkü mutlu. Ülkemi temsil ettim orada. Müziğimizle çok büyük bir puan aldık. Gözlerine girdik. Peki şimdi belli bir yaş kategorisindeki insanların aslına bakacak olursan dinleyici olarak da üretici olarak da seslendiren olarak da hep böyle belli bir kategorideki insanların tek elinde olan bir müziğe sen böyle körpecik, tazecik girdin.
O noktada da şimdi hem tabii... Hem de hiç bedel ödemedim. Yani bir takım bedelleri vardır bu işlerin biliyorsun. Oralara hiç girmeyelim de. Ha. O bir yok gireceğiz onda, o konulara da gireceğiz. O bedelleri soracağım mutlaka. ancak şimdi o ağır ablalar seni gördüğü zaman sahnede... Yok işte efendim Japonya'da Türk yılıymış bilmem ne, yok imparatora gidip konser ver, ustaların emaneti diye albüm çok, çıkart vesaire. Ne oldu, tırnaklar çıktı mı? Çok telefonlar gelmiş. Sonra bana bunları Ercan abi kendisi söyledi. Ya, DMC'ye mi? Tabii. Niye onun bu kadar reklamını yapıyorsunuz? Kim var arkasında falan gibi böyle. Tamam mı? Yapmayın falan gibi çok büyük o malum şahıslardan telefonlar gelmiş. Allah Allah. Evet, yani bu bir gerçek, hani diyorlar ya önünü kesmiş de şöyle yapmış da köprüleri yıkmış da falan da filan da yapılıyor bu ayak oyunları. Ercan Saatçama bu noktada herhalde kapı gibi arkanızda durdu. Evet durdu. İnandı. Çünkü benim inancım onu çok etkiledi ve ben de onun inancını boşa çıkartmadım. Hatta dedi ki bu dönem Kenan Doğulu'yla sen sattınız dedi. Peki yani Türk sanat müziği ya da atıyorum pop müzik ya da işte ne bileyim ne diyorsanız hangi kategorisi? Hep birilerinin tekelinde mi olmalı? Olmamalı tabii. Yani hani şey. O terki diyar edene kadar, emaneti teslim edene kadar arkadan kimse gelmeyecek mi yani? Çok tanıdık gelecek sana bu söyleyeyim. Ha. Bitti artık. Bitti. Bu devir kapandı. Benle kapandı diyor yani. Bitsin. Benle bitsin. Kimseye de yar olmasın. Düşüncesi sanıyorum. Halbuki öyle olmasın. Sen eğer... Bu bir bayrak devir teslimi değil midir? İşi seviyorsan, ona hakikaten hürmet ediyorsan bu kültür devam etsin istersin. Değil mi? Arkandan gelsin. Aha. O bayrak hep yükselsin, daim olsun. Bu çok önemli bir miras çünkü. Kimsenin tekelinde de değil, kimsenin malı da değil. Bu noktada çok da büyük gayret lazım. Az çok anladım zaten. İzleyicilerimiz de anlayacaktır zaten Köstey'in kim olduğu ya da o telefonların kimden açıldığını. Peki herhangi... Ben bizzat bunu ben biliyorum, duydum. Projelerinin iptali noktasında ya da ne bileyim sana gelecek olan herhangi bir şeyin... Oldu tabii. Sahnenin oldu, iptali tabii. Oldu değil mi? Oldu tabii. Oldu. Olsun ya, hiç o kadar önemli değil benim için. Peki bunlar. Hiç araya böyle gerçekten o idealisti sonuna kadar korumaya kararlı mısın? Mesela isim vermeyi sevmiyorum ama Muazzez Ersoy mesela bir yıllarca nostalji yaptı vesaire ama ondan sonra bir pop müzik albümü çıkarttı biliyorsun. Yani, hani arada bu tarz bir güncellenmek çünkü tabii, bir kuşak değişimi var kuzum. Yapıyorum. Yani tabii, tabii. Hani bir Z kuşağı dediğimiz alfa senin abi, evladın. Melek diyor ki bana rap yap kız anne diyor. Vallahi diyor patlar diyor, arkadaşım diyor şu şununla diyor şunu şunu şunu. Ben sıcak bakıyorum böyle şeylere. Ki benim sesim de çok yatkın. Ama bir şey söyleyeceğim bak, yıllarca 2000'li yılların başı itibariyle Umut Akyürek hiç çizgisini bozmadı. Aslında her şeyi okuyorum da belki çok fazla duyurmamış olabilirim. Ha. Mesela kendi programlarımda da, televizyon programlarımda da, piyano başında şarkılar da söyledim ben. Türk müzik programı yaptım ama bir bölümünde çıktım. Ajda'nın şarkılarını söyledim, Nilüfer'den okudum. Ha. Ne bileyim ben, aklına gelebilecek her tür şarkıyı okudum. Türküleri çok severim. Ya da TRT okudum. Çatısı altında olmak biraz daha size böyle hareket, belki, kısıt vesaire değil mi? Belki. Hani şov dünyasının bir parçası gibi layığını vererek davranmaktansa evet, daha derli toplu, daha tevazulu olmak mıydı? Belki biraz daha temkinli davranıyor olduğum için ama bir de şöyle bir şey var Allah'tan artık avantaj olarak değerlendiriyorum. Sosyal medya. Instagram sayesinde kendimizi daha iyi ifade eder olduk. Çünkü daha önceleri biliyorsun basında bir tekelleşme söz konusuydu. Evet. Değil mi? Özellikle birilerinin magazin, adamları, birilerinin... Magazin basınında, yani bundan çok eski zamanlar değil, 10 yıl öncesine kadar yani işler saman altından yürütülürdü. Birilerinin haberleri servis edilirdi, birilerininki görmezden gelinirdi. Ya küçük çıkardı, ya 5. sayfada çıkardı falan filan. Şimdi sesimizi duyurabiliyoruz, müziğimizi de yapabiliyoruz, kendimizi de ifade edebiliyoruz. Daha hakkaniyetli olmaya başladı bazı şeyler. Ama tabii burada üretmek çok önemli. Şimdi uzun bir ara oldu, pandemi oldu falan filan derken bir şeyler yapmam lazım. Tam o süreçteydim aslında, stüdyoya girip bu bahsettiğin anlamda yeni şarkılar yapacaktım. Ama Türk müziği de yapacaktım. Gene yapacağım Allah nasip ederse. Şuraya Allah zeval vermesin, kol boş ver, ne olacak? Amin. Mikrofonuna bir mikrofon yeter zaten, önüne geçtiğin anda bitiyorlar. Yani ben her zaman Allah ne yazısı olur diye düşünürüm. Yani o kadar fazla itelemenin, kurcalamanın da çok işe yaradığını düşünmüyorum. Kaderimde ne varsa ona
razıyım ben. Karı koca aynı işi yapıyor olmak sizi besledi mi, yoksa aynı sektörde olmak, aynı şeylerin içerisinde olmak? Hem baltaladı hem besledi. Ama kendi tercihimizdi ve pişmanlığımız yok, biliyor musun? Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Oktay için de aynı şey. Annen geçer. Haklı mıydı peki Umut vakti yok, zamanında? Yok. Yani yolun başındayken evli bir kadın olmak, parmağında yüzük olan bir kadın olmak. Ama o zaman ben bu Umut Akgürek olmazdım. Başka bir çizgide olurdum. Anlıyor musun? Yok, çünkü benden bir tane daha yok. Yani Türk sanat müziği ise... Neden yok? Ben çok iyi olduğumdan değil. Yani hayatında hiçbir çarpık ilişki yaşamadan kendini A noktasından B noktasına taşıyan çok az insan var. Müzik genel için mi konuşuyorsun? Müzik Türk sanat genel, müziği? Tabii. Yani bütün sektör için konuşuyorum. Yani sen de biliyorsun, plakçısı var, gazetecisi var, patronu var, fabrikatörü var, gazinocusu var. Bu ilişkiler içinde. Ben hep Oktay'la yol aldım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de iyi ki hep başından beri berabermişiz. Her şeye rağmen peki üzerine yürüyen, senden bir medet uman, senden hiç beklentisi olmadı mı? Hiç olmadı ya. Valla. Demek ki benden o elektriği hiç alamadı insanlar. Hiç olmadı. Ya da Oktay tam şey gibi, gardiyan gibi duruyordu. Yok, Oktay hiçbir zaman böyle çok fazla ön plana çıkmaz, biliyor musun onun? Tarzı değil, mizacı değil. Hatta hoşlanmıyor. Şimdi artık hani ben biliniyorum, artık ismimiz oturdu falan da ilk zamanlar kendini kötü hissediyordu. Çok sevmez yani, geleyim de ortamlara gireyim menajer gibi falan. Çünkü o da sanatçı. Tabii. O da müzik. O yüzden soruyorum işte sanatçısı. Hani onu dengelemek zor. Çok zorlandı. Onun zorluğunu o kadar yaşadı ki o. Onun travmasını. Değil onu mi? Kaldırmak çok zordu bir erkek için. Tevazulu olmak, anlayışlı olmak, tabii. Biraz daha doymuş olmak, kesinlikle. Egolarından arınmış tabii. Olmak. Benim sahneye ilk çıktığım zamanlar mesela... Hani bunu beklemek senin tarafında kolay. Tabii. Anla beni demek. Tabii. Ama gel diğer tarafa çok geç. Çok zor. Bir erkek için çok zor. O da çok, hakikaten çok sevmiş ama seni. Ama zaman içinde Allah'a çok şükür yani kazıdık. Ama onun karşılığını şimdi alıyoruz be Gökay'cığım. Alıyor musun peki? Şöyle onu alıyorum, söyle bana. Saygı anlamında alıyorum. Evet. Yani nereye gitsek... Yengecim, ablacığım, benden küçükler bile o kadar büyük bir saygıyla ve sevgiyle karşılaşıyorum ki Oktay'ı da çok gururlandırıyor bu durum tabii ki. Yani bu bambaşka bir her şey. Bazı hayatlar var, buna kendi hayatımda örnek verebilirim. Bana da hiçbir şey böyle tepsiyle sunulmamıştır mesela. Bazı hayatlar var, bizlerin herhalde, seçilmiş insanlar mıyız artık bilmiyorum. Vallahi ya diyorum bazen. Her şey şu. Ya. Kanırta. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Hak ederek yapmak bunu gerektirir. Ya insan bazen istiyor ama arkadaşım galiba ben bunu sana yaptım. Hak edilmemiş başarılar, neticeler daha kestirme yollardan ulaşırsın onlara. Anlıyor musun? Ama hak etmezsin sen onu. Ha. Hak etmen için o zorlu yolu yürümen lazım. Bugünümüze ki kendine şükür, inanan ve kendi ışığına güvenen bu yolu seçer. Dikenli yolu seçer. Değil mi? Kolay olsaydı herhalde şey olmazdı ya. Bu kadar lezzetli olmazdı. Kesinlikle. Değil mi? Biz acıdan mı besleniyoruz acaba? Ne yapıyoruz ya? Zorluklardan, acılardan mı besleniyoruz? Kendimize inanıyoruz. Yani yeteneklerimize ihanet etmemişiz biz. Bence kendimizle gurur duyalım Gökay'cığım. Kesinlikle. Vallahi. Peki bir diğer konu başlığımız, yavaş yavaş da toparlayacağım zaten. Sen estetik noktasında da böyle baya konuşuldu, haberleri evet. Çıktı. Ya herkes her gün her yerini yaptırıyor. Beni konuşuyorlar ama. Seni konuşurlar bir. Evet. Çok mu var? Hiç. Sadece burnumda var. Botoksum da geldi, gidip yaptırmam lazım hatta. Bak gözüm kaşım düştü. Ama hani baktığın zaman haberlere, çıkan evet. Haberlere baktığın bak, zaman Umut'un mesela yüzünde dokunulmadık yer yok ya, noktasında tabii, haberler var. Biliyorum. Gerçekten sadece tek bir burun mu? Tek bir burun. Ne olabilir ki başka? Baksana kırışıklıklarıma, buruşuklarıma. Estağfurullah. Yani şu çizgi vesaire, şu hatlar vesaire. Ha, bir şekil olmalı. Nefret ederim çökük yanaktan. Allah'tan biraz kilo aldım da doldu şuralarım. Nefret ederim. Yıllarca çok çöküktü buralarım. Birazcık doldu bak farkındaysan. Hiç sevmem öyle şeyi. Hatta doktora arkadaşıma dedim ki şuraları biraz dolduralım. Ben de öyle bir şey yapma. Şey gibi olur. Balon gibi olur dedi. Millet dedi buna geliyor dedi, yüzünü yaptırıyor. Ya
Ne askı ne bir şey. Hiçbir şeyim yok. Hatta yaptıracaktım. Yine kolum kırıldı. Seda'nın doktoruna gidecektim. Ama yine sen de gidip öyle Serap bak özden sonra aynı şey pozu verme de. Şunu yapacaktı bana. Şuramı iple yaparız dedi. Ha. Ama dedi başka bir şey yapmam. Hiçbir şeye ihtiyacın yok dedi. Güzel kadın almışsın dedi Oktay'a bu arada. Göründüğünden çok güzel çıkarım dedi. Teşekkür ederim. Sağ olsun Cem Hocam. Şuramı yapacaktı benim. Ha, buraya liposuction mı bir şey yapacaktı. Bir de buramı gerecekti. Ha. Artık çünkü 48 yaşındayım. Allah aşkına yani neydi orada onu var, öyle tutup da çekersen herkes de var. Yani şuram artık biraz deforme oldu. Ben kendiyle barışık bir kadın. Yani o bazı haberler vesaireler var ya kendisini Angelina Jolie'ye benzetiyor. Kendisini Liv Taylor'a benzetiyor vesaire. Özellikle diyorlar. Yani Angelina Jolie'nin öyle, fotoğrafını alıp gidip herhangi bir doktora aha ben bunun aynısı olacağım falan demedin değil mi? Hiç demedim öyle bir şey. Eski resimlerim ortada, eski görüntülerim ortada. Bir de bak mesela ben saçımda çok oynarım rengiyle. Angelina Jolie'nin çok oturmuş bir stili vardır. Hiç değiştirmez kadın saçını. Ten rengini. Ben yanarım, beyaz olurum, kaşımı kalınlaştırırım, inceltirim, sarı olurum, kızıl olurum, siyah olurum. O hep böyle fındık kabuğu saçları ve beyaz teniyle ve benden 15 kilo az öyle oturmuş bir stile sahip. Benim öyle bir derdim olsa o şeyden vazgeçmem zaten. Önce Brad Pitt'i bulurum ondan sonra şey yaparım. Ay kurban olsun benim Oktay'ıma Brad Pitt. Aa lütfen ben bir kere esmer erkek severim. Hayatımın aşkını da buldum çok şükür. İyi süper şahane. Değinmediğimiz herhalde herhangi bir konu başlığı kalmadı diye tahmin ediyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. İçinde uhde kalan ya da bir gün mutlaka dediğin hayatına dair nelerin var? İçimde uhde kalan kızımla herkese gördüm o anne kız diyaloğunu yaşamak. Annem diye gelsin sarılsın. Başka hiçbir şey istemiyorum Allah'tan. Bir gün mutlaka dediğin? Eğitimini tamamlasın. Çok yetenekli bir çocuk. Resim konusunda pera güzel sanatlara verdik ama gidemedi tabii zaten hem rahatsızlığından dolayı hem de bu pandemide biraz tabii ona bahane oldu. İnşallah bakalım yeni dönemde kaldığımız, bıraktığımız yerden devam edelim. Onun başarılarını görmek, ayaklarını yere bastığını, sağlıklı, akıl sağlığı, beden sağlığı, o kiloları falan verip anneciğim diye girdiği, kapıdan girdiği günü görmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum şu hayatta. Bir gün evlendi. Of, çok uzak bir hayal gibi geliyor inşallah. Ne hissedersin gelinlikte görsen evladını? Ay çok ağlarım ben Gökay. Çok ağlarım. En mutlu günde ağlarım yani. Bir gün mutlaka diyelim o zaman ha. İnşallah. O gün olsun inşallah tekrar duyguların, düşüncelerini paylaşırım. Sen de gel olur mu? Aa, gelmez olur muyum ya? Dayısı olarak gel tamam. Allah'ım inşallah kurtulurum. Ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hiç öğrenmediğim, bilmediğim bunca yıl konuşmadığımız vallahi konuları konuştuk. Hiç aslında bunları anlatmak üzere gelmemiştim. Artık valla Allah seni Oktay'ın ailesinden bir de anandan korusun. Az bile anlattım boş ver. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Umut. Ben teşekkür yüreğine ederim Gökay'cığım. Ve evet haber bahane röportaj serimizde sevgili seyirciler bu hafta Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Yeri geldi hüzünlendik, yeri geldi güldük, eğlendik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.